Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz bir kısım münafıklar, müşrikler ve Yahudilerin neden Kur'an-ı Kerim'de sinektir, sivrisinektir, arıdır, bu basit şeylere misal veriliyor şeklindeki itirazlara cevap veren iki ayetin üçüncü tahlilindeydik. Yani cümlelerdeki kelimeler, terkipler, değil mi? Kayıtların izahındaydık. Ve son iki ayet kalmıştı. Onu okuyacağız. وَاَمَّا جُمْلَةُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ. Bu fasıkların, öyle değil mi? Üç özelliğinden kaçıncısı? Üçüncüsü. Yani maalesef fasıklar kimmiş? O dalalete giden fasıklar, yeryüzünde anarşi çıkaranlar. Buna devlete isyan edenler, anarşistler, hepsi dahil buna. Genel. Fe'lem, iyi bilesin. Enne men fesede, kim ki bozulursa, ve tevarrata, aşırı giderse, fil vahali, vahal dediği, bu da çok önemli. Yani fıskı fücur demek yani. Anlatabildim? Fıskı fücurda. Yani aşırı giden veya bozulan adam, yatlubu ister ki hakikaten bunu bizatihi yaşıyoruz. Günah işleyen bir adam arkadaşlarının da kendisiyle birlikte günah işlemesini ister. Hakikaten. Öyle. Yatlubu ister ki en yekune lehu rufaka'u mutavarritun. Kendisi gibi yani sapıtan arkadaşları olsun. Ta ki liyetehaffefe anhu dehşetul hali. Aman ya Rabbi. Yani o işlediği pis halin dehşeti kendinden hafiflesin. Dediği zaman bunu Mesnevi Nuriye'de açıklıyor. Musibet diyor, taammüm ettikçe hafifler derler. Böyle değil diyor. Manevi musibetler taammüm ettikçe, yani umumi hale geldikçe ceza artar diyor. Çok güzel bir izahı var buna. Bu hakikati. Bir sırrı şu sırla, bu bir atasözü gibi. İza ammetil beliyyetu tabet. İşte bu Bediüzzaman'ın izah ettiği kaide. Her zaman öyle değildir diyor. Yani bela genel gelirse, ulan herkes aç kalırsa efendim güzel olur. Ulan güzel olur mu? Herkes acından ölür. Yani her şey de öyle değil yani. Ama koronavirüsünde diyebilirsin. Ya üzülme hanım. Herkes evde bekliyor. Ama şey de değil yani. Ve keda aynı şekilde اِذَا وَقَى ف۪ي قَلْبِ اَحَدٍ اِخْتِلَالٌ. Bir adamın kalbine bozukluk girdi mi? يَتَخَرَّبُ ف۪ي قَلْبِهِ الْكَمَالَةِ. Kalbindeki bütün kemalat, güzel şeylerin tohumları ne olur? Harap olur. Bozulur. وَتَتَسَاقَتُ الْحِسِّيَةُ الْعَالِيَةِ. Yüksek duygular ağaçtan meyvelerin düştüğü gibi düşer. Anladın? Bu adam bozuldu mu artık güzel ahlak kalmaz onda. Onun için ben diyorum, yalan söyledi mi, babam da olsa artık o adamı adam yerine koyma. فَيَتَوَلَّدُ ف۪يهِ. Böyle bir adamda doğar, meylüt tahrip. Bu sefer yıkıcılık arzusu doğar. Herkesi tahrip edeyim. Şu anda bir arkadaşta deniyorum bunu. Adam bizi, üniversiteyi tahrip etmeye çalışıyor. Allah Allah. فَيُنْتِجُ لَهُ لَذَّةً فِي التَّحْرِبِ. Bir şeyleri yıkmak ve tahrip etmekten dolayı lezzet neticesini verir bu. فَيَتَحَرَّى لَذَّتَهُ فِي الْاِفْسَادِ وَالْاِخْتِلَالِ. Karışıklık çıkarmak, bir şeyler anarşi çıkarmakta lezzet aramaya başlar. Şu anda onlarla uğraşıyorum. فَاِنْ قُلْتَ. Desen ki كَيْفَ يُؤَثِّرُ اِفْسَادُ فَاسِقٍ فِي عُمُومِ الْاَرْضِ el müşari ile bi lafzi fil art. Yeryüzünde fesat çıkarmayınız diyor ayet-i kerime. Bununla işaret edilen bütün yeryüzünün tamamında Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyen bir adamın fesat çıkarması nasıl etkili olur ki yani? Bir adam çünkü. Nasıl bütün yeryüzünde fesat çıkarmış olur? Harika bir soru değil mi? Kileleke denilecek ki اَلَّذ۪ي ف۪يهِ نِظَام. Bir şeyde düzen varsa fefihi مُوَزَّنَةٌ. Denge de vardır. Birisi bir dengeyi bozdu mu bütün fabrikanın çarkları bozulur. Demeyeceksin.
Yahu ben Türkiye'de işliyorum. Avrupa'daki insanlara ne zararım var? Hatta innen nizame nizam mebniyün alel muvazeneti. Dengeye bağlıdır. Fetedâhulu şeyin hakirin beyne devalibi makinetin. Allah Allah. Bir makinanın çarkları arasına küçük bir şeyin girmesi, hatta saman çöpünün girmesi. O hakir, Türkçe'de bildiğimiz hakir tabii, bir şeyin basit, girmesi. Tabii basit demek yani. Basit şeyler. Yani girmesi tetesseru bihi. O makinalar onlardan etkilenir. Ve illem yuhasse. Hissedilmese de ilk anda. Anladın değil mi meseleyi? Vel mizanu allazi fi kefeteyhi kefeteyhi kefe. İki, hani terazinin iki kefesinde bulunan bir, yani iki kefesi bulunan cebelani, iki kefesinde iki dağ bulunan, bunu Bediüzzaman başka risalede de açıklıyor. Bir terazi yeteesseru bi vad'i cevzetin ala kefetin. Bir tarafına bir ceviz koysan biri aşağı biri yukarı sallanır. Yani efendim işte dağlara ne zarar eder bu ceviz? Öyle değil. Denge çünkü. İkisinde de aynı eşitlikten iki dağ var. Birer dağ var. Birisine ceviz koysan bir dağı yerin dibine, bir dağı yerin ta semaya yükseltir. Fesat çıkarsın. Verdiği misali anlıyorsun değil mi? Gelelim son ayete. وَاَمَّا جُمْلَةُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte bu kötü vasıflara, üç önemli vasıfa sahip olan fasıklar, zarara gidenlerin ta kendileri, zarar edenlerin ta kendileridir. فَعْلَمْ iyi bilesin. اَنَّ حَكَّ الْعِبَارَةِ Normalde ifade هُمْ خَاسِرُونَ fi عَدَمِ الْهِدَايَةِ بِهِ Kur'an'la hidayete ermedikleri için zarar ettiler şeklinde olacaktı. Öyle demedi. Eliflamlı şekilde getirdi ve o diğerlerini aldı, kısa getirdi. O zaman felafsu ulaike onlar lafzı ve lafsu hum lafzı. Bir de ve tarif, yani el hasirunun nekire değil de marife gelmesi. Vel itlak, yani ne demek zarar etmek? Parada zarar değil, hayatta zarar değil, bedende zarar değil, mutlak konuşuyor. Onlar zarar edenlerin ta kendisi diyor. Bütün bunlar linüketin. Çok önemli nükteler için. Şimdi bunu açıklayacak. Ha. Emma ülaike. Ülaike onlar dedi. Feli enne vat'ahu. Bu ülaikeyi niçin Araplar logate koymuşlar? Buna vat'ı ilmi diyoruz biz. Bir kelimeyi bir manaya ilk olarak konulmasına vat'ı ilmi diyoruz. Sonradan mana değiştirmesi mecazdır, kinayedir, teşbihtir vesaire. Yani bu kelimenin vaz ediliş sebebi lihtari mahsusin, yani hissedilebilen bir şeyi zihne getirmek için. Onlar diyor. Biliyorsun ismi işaretler hissedilmeden konuşulmaz. O zaman zamir kullanmalısın. Hüve diyebilirsin. Hüve de hazır olma şartı yok ama ötekinde öyle değil. Hâzâ diyorsun yakınsa. Ortaysa da şey zâke diyorsun. Çok biraz uzaksa zâlike diyorsun. Ülâike de zâlikenin çoğulu. Fel ihtarul mustafadu minhu. İşte bu ülâikeden istifade edilen, onların sanki hissen bizim yanımızda hazır bulunması manası işaretun ila. Şuna işarettir kardeş. Enne semi'a. Kur'an'ı dinleyen birisi. اِذَا سَمِعَا حَالَهُمُ الْخَب۪يثَةَ Onların pis hallerini duyunca مِنْ شَأْنِهِ Bunun neticesi olarak, yani onun şanındandır ki اَنْ يَحْسُلَ لَهُ حِدَّةٌ Kızgınlık meydana gelir. Hani bir adamın hırslık yaptığını duyan adam hiddete gelir. عَلَيْهِمْ Onlara karşı وَنَفْرَةٌ مِنْهُمْ Onlardan nefret oluşur. فَلِتَطْمِينِ نَفْرَتِهِ Nefretini tatmin için ve teşeffi hiddeti, hiddetini, yani hırsımı tatmin etmek için, teşeffi yani şifa bulmak, yani tatmin olmak için, yatlubu en yüstahtaru, böyle mahkemece veya devletin yetkili organlarınca tutuklanıp hazır edilmelerini arzu eder.
Ulan şu hazır olsa da yesem onu, dövsem onu der. İlah hayali, hayaline bu gelir. Niçin? Liyüşşahidehum. Onları bizzat gözüyle görsün. Vakta ittisafihim bil akibetil vahime. Çok kötü ve tehlikeli akibetle nasıl vasıflandırılacaklar o vakitte görmesi için. Hani bir hırsızı yakaladıklar. Oh Allah'a şükür. Olsun paramı çaldı ama cezasını da çekti. Bu işte teşeffüs sudur. Vel mahsusiyetü hissedilmiş olma işaretün ila. Şuna işaret. Enne evsafehumur rezilete. Bu adamların rezil sıfatları tekessere çoğalıyor. Bi dereceti tecessümihim mahsunine. Mahsusine. İnsanlar hissedecek şekilde olunca zihinlerde tecessümü cisim haline gelecek şekilde ne oluyor? Çoğalıyor. Nas ve nazarın nefreti. Nefret nazarının karşısına dikilmiş gibi. Feminel işara yine bunun işaretlerindendir. İmaun ima edilmektedir ki ila illetil hükmü bil hasare. Neden bunlar zarar etmişler? Anlatabildim? Ona işaret. Çünkü diyor ki ulaike onlar. Herkes değil. Onların kim olduğunu biliyorsunuz ne yaptıklarını diyor. İllet yani zarar etmelerinin illeti. Vel bodiyyet uzaklık ise normalde haüla. Ama bu uzak kullanıyor. İşaretün ila şuna işaret. Ennehum bu alçaklar, fasıklar kad ba'du an tarikil hakki. Hak yoldan öyle uzaklaşmışlar ki bi derecetin la yerci'un veya bi dereceti la yerci'un. Dönemeyecekleri kadar o pis yoldan derecede hak yoldan uzaklaşmışlar. Festehikkune hak ediyorlar. Ezzemme aleyhlerinde konuşmayı. Ve teşniya onlar çirkindir demeyi. Bi hilafi men kâne fî ma'radin nedâmeti. Ama pişmanlık noktasında olanlar öyle değil. Ve mesafeti rücu veya dönme imkanı bulunanlar. İşte ülaike'deki hikmetler. Nereden düşüneceksin kardeş? Ulan Bediüzzaman olacaksın düşünmek için. Değil mi? Ve hum. Humul hasirun. Şimdi ülaike müptedadır. El hasirun haberdir. Normalde hüme ihtiyaç yok. Ama bu tehkit için geliyor. Buna zamiri fasıl diyoruz. El baki huvel baki gibi. Şimdi ayrıca karışmasın diye. Şimdi bu işaretün şuna işarettir. Ennel hasarete bu zarar etme münhasıratun aleyhim. Sadece bu fasıklaradır. Mesela şeyde de öyle. El baki huvel baki. Baki olan sadece Allah'tır. Zamir fasıl. Tabii zamir fasıl. Tabii tekit ve bir de inhisar için. Yani mesela diyorsun ki er raculu huve raculu. Bu adam işte gerçek adam. Başkası adam değil. İnhisar öyle mi? İnhisar sadece ona indirgemek. Hasretmek. Hasretmek. Hatta inne hasaratil müminine li ba'dil lezaidi dünyeviyye. Dünyevi lezzetlerden dolayı, bir kısmından dolayı müminlerin bazı zararlara girmesi leyset hasareten. Bunlara göre fazla zarar değil. Ve keda hasaratu ehli dünya fi ticaratihim. Ehli dünyanın ticaretlerinde zarar etmeleri leyset hasareten bin nisbeti ila hasaratihim. Kur'an'a itiraz eden bu fasıkların zararlarına nispetle gerçek zarar sayılmaz. Vel elif vel lam. Bu da kırmızı olması lazım. Yapmamışlar. Molla Abdülkerim. Elif lamın gelişi. Hümden sonra el hasirun. Normalde hasirun diyebilir. Elif lam niye geldi? İşaretun ile tasviril hakike. Hakikatın tasvirine işaret. Nasıl? Ey men erade en yera hakikatel hasirine. Kim zarara uğrayanların gerçek durumunu görmek istiyorsa felyandur ileyhim. Abu fasıklara baksın. Ve keda aynı şekilde imaunila. Şuna ima. Enne meslekehum. Bu fasıkların mesleği gittiği yol mahtu hasaretin. Mutlak zarar yolu. La kel hasaratil uharilleti fiha vucuhun minen nef. Diğer zararlar gibi değil ki onlarda bir kısım faydalar olabilir. Lakinne darra ekser. Ama zarar daha çok olur. Onlar gibi değil. Fettarif, elif lam şeklinde gelme, immalil kemal, ta
tam zarar. Veya evlil beda açıkça zarardalar. Evli tasviril hakika veya ilk şıkta anlattığımız gibi hakikati tasvir etmek için. Gelelim son. Ve itlakul hasar. Zarar dedi. Demedi ticarette, demedi ahirette, demedi dünyada. Mutlak bıraktı. Yani hasaretin mutlak getirilmesi işaretun ila. Şuna işaret. Nasıl? Bi ianetil makamil hitabi. Biliyorsun bu hitap makamında gelmiş. Onun yardımıyla anlıyoruz bunu. Ne demek hitap makamı? Ülaike diyor. Sanki karşısında. Onlara hitap ediyor da. Kaf. Yani hitap makamında olmasının yardımıyla anlıyoruz bu işareti. İlâ umûmi envâil hasârat. Bütün zarar çeşitlerinin tamamına işarettir. Ey hasirû. Zarar ettiler onlar, fasıklar. Bir, fî vefâil ahdi bin nakd. Allah'la olan ahitlerini bozmakla zarar ettiler. Ve fi sılati rahmi bil kati'a. Yani sıla-i rahmi kesmekle zarar ettiler. Ve fil islahi bil ifsad. Yani fesat çıkararak ıslah yapmakta zarar ettiler. Ve fil imani bil küfr. Değil mi? İman edecekken küfre girmekle zarar ettiler. Ve bi şekaveti hasiru es-saadetel ebediyyete. Ve şekavetleri Allah yolundan çıkmakla da ebedi saadeti kaybettiler. Daha bundan büyük zarar olur mu? Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين